Herkese selamlar, merhabalar. Benim güzel takipçilerim, arkadaşlarım ve benim YouTube kanalımın yeni misafirleri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlerle gerçekten çok ama çok faydalı ve muhteşem, mucizevi bir meyvenin faydalarını anlatacağım ve çok 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 faydalı bir tarif paylaşacağım arkadaşlar. Bu tarifle yani bu meyvenin o kadar çok faydası var ki, neyse biz tarifi izleyelim. Ondan sonra ben size arasında faydalarını da özelliklerini de anlatacağım. Tarife geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bakar mısınız ben ne buldum? Bu kumkuat veya kamkat derler. Turuncugillerin en narin ve en güzel görselli olan meyvesidir. Çok lezzetlidir. Ama tabii ki de özellikleri turuncugillerin limondan, portakaldan 150 kat daha güçlü bir meyvedir arkadaşlar. Çok derde deva olan meyvedir. Şimdi ben bugün bundan sizlere tarif paylaşacağım ve aynı zamanda da özelliklerini anlatacağım. Evet. Şöyle yaklaşık 20 adet kumkuat meyvesini alalım ve bir güzel yıkayalım. Bir güzel temizledim, yıkadım. Şimdi de meyvelerimizi şöyle ikiye bölerek doğrayalım. Bu kumkuat o kadar bol C vitamini içeren bir meyve. Dediğim gibi turuncugillerin bir çeşit meyvesi. Şimdi kumkuat meyvelerimizi alalım ve bir tencereye yerleştirelim. Üzerine bir tarçın çubuğu ekliyoruz. Kumkuatın antibakteriyel özelliği var arkadaşlar. Antibakteriyel özelliğini daha da güçlendirmek için şöyle yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar karanfil ekleyelim. Ve üzerine 1,5 litre temiz içtiğimiz sudan dökelim. Kapağını kapatıp tenceremizi doğru ocağa götürüyoruz. Tenceremizi ocağa yerleştiriyoruz ve arkadaşlar 10 dakika kısık ateşte kaynatalım. Çok çok kısık ateş olsun. Tam tamına 10 dakika kaynatmamız yeterli olacaktır. Kapağı da tencerenin kapağında örtülü tutabiliriz. Kumkuat meyvemiz arkadaşlar göz sağlığını korur. Göz sağlığına çok iyi gelir. Uzun zaman olarak gözümüz çok iyi çalışır, çok iyi görür ve gözlük takan arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz varsa hepsi gözlüğünü çıkartacaklar bu kürü, bu meyveyi kullanmaya başladıktan sonra. İkinci özelliği diş sağlığına çok iyi gelir. Diş çürümesini engeller arkadaşlar. Aynı zamanda da bakteri oluşumunu önler. Yüksek derecede antibakteriyeldir kumkuat meyvemiz. O yüzden bütün bağırsak, midedeki, karaciğerdeki, bizim vücudumuzdaki olan bakteri, mantar, toksinlerin hepsini çıkartır, vücudumuzu bir güzel arındırır. Aynı zamanda da arkadaşlar kan şekerini dengeler. Daha birçok faydaları var.
cilt hücrelerini onarır. Bizim gençliğimize, bizim güzelliğimize bile çok 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 iyi gelen bir meyvedir. Gerçekten limondan C vitamin içeriği limondan 150 kat daha sağlam, daha güçlüdür, daha zengindir C vitaminini. Ve şöyle pıtık pıtık küçük olsa bile o kadar vitamine zengin bir meyvedir arkadaşlar. 10 dakika sonra ocaktan alıyoruz tenceremizi ve içeceğimizi soğumasına bırakıyoruz. Aynı zamanda da kumkuat meyvesi kas ağrılarını da dindirir, sakinleştirir. Kastaki ağrıları dindirir arkadaşlar. Vücuda muhteşem bir enerji verir ve daha da çok önemlisi bizim beynimizin çalışmasına çok 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 iyi yardımcı olur. Beynimizin, hafızamızın çalışmasına çok iyi yardımcı olan meyvedir. Mutlaka mutlaka bu meyveyi bulunuz ve kullanınız. Her gün olarak kullanınız. Bulduğunuz yerden hiç geçmeyiniz. Almadan geçmeyiniz. Bu muhteşem içeceğimizi ılık haline geldikten sonra süzüp alıyoruz. Kavanozumuzun kapağını kapatıp bir kenara alalım. Var var daha kalan çayımız var. Onu da bir bardağa süzüp alalım. Gelelim şimdi içme aşamasına. Şimdi bu içeceğimizin üzerine bir tatlı kaşığı çörek otu yağı. Bunu ekleyelim mutlaka. Ve arkadaşlar buraya doğal bal. Doğal baldan bir tatlı kaşığı ekleyelim. İsteyenler isteğe bağlı. Eklemek istemeyenler doğal bal eklemelerini içebiliriz tabii ki de. Çok 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 faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde hazırlayın, yapın. Tekrarlıyorum. Doğal bal eklemeden içeceğim diyenler bal eklemeden de içebilirsiniz. Bu içeceğimiz hazırlandı, hazırdır. Şimdi bir günde bir bardak sabahları arkadaşlar, mutlaka sabahları aç karnına su içtikten sonra bir bardak içelim. Ondan sonra 30-40 dakika geçtikten sonra sadece kahvaltı yapabiliriz. 30-40 dakikada bekleyelim mutlaka. Kalan çayımızı da arkadaşlar oda sıcaklığında saklayabiliriz. Zaten daha 2 kez içeceklik kadar miktar kaldı. Bunu da yarın sabah ve ondan sonraki gün sabah içersiniz arkadaşlar. Kapağını örtün. Cam kavanozda olsun mutlaka ve oda sıcaklığında saklayabiliriz.